Bizden istenilen aşağıdaki ölçü birimlerini iki kategoride sıralamak. Bunlar da İngiliz ölçü sistemi ve metrik sistem. İki farklı kategorimiz var. Şimdi bu birimlerin ilk olarak hangi kategorilere ait olduklarını bulalım. Sonra da her birimin neyi ölçtüğünü, yani uzunluk mu ölçüyorlar, ağırlık mı ölçüyor, kütle mi, hacim mi, ne ölçtüğünü bulalım. İlk olarak hangileri İngiliz ölçü birimi, hangileri metrik birim? Görelim. Litre, litre metrik birimdir. Metrik sistemle kullanılır. Galon, galon İngiliz ölçü birimidir. Evet, bunu da çiziyoruz. Eğer Avrupa'da benzin alırsanız bunu litre cinsinden yaparsınız. Amerika'da ise galon cinsinden benzin alırsınız. Biraz sonra da hacim formüllerinin ne olduklarından bahsedeceğiz. Desigram, desigram metrik sistem birimidir. Genellikle desi, santi, kilo, mili gibi ön ekleri metrik sistemde görebilirsiniz. Kilo, pound diye bir laf genellikle pek kullanılmaz. Yine bir ön ek, milimetre, mili. Değil mi? öneki var yine. Demek ki bu da metrik sistem birimi. Metre, metre de öyle tabii ki adı üstünde. Gram, gram da metrik sistem birimidir. Foot ise bir İngiliz ölçü birimidir. Tekrar söylemek gerekirse kilogram metrik sistemi birim, metrik sistem birimidir. Eğer benim burada ne yaptığımı anlamadıysanız metrikleri mavi ile İngiliz ölçü sistemi birimlerinde de kırmızı ile çiziyorum. Santilitre, santilitre ise metrik birimdir. Metre de santimetre gibi metrik birimdir. fark ettiyseniz ikisinin de örnekleri var. Santi 1 bölü 100 demek. Cup, cup bir İngiliz ölçü birimidir. Bunu da mor renkte çizmek gerekiyor. Kab ya da hokka da denilebilir. İngiliz ölçü birimidir. Metre, metre, metrik sistem birimi. Tabii ki metrik sistem birimi. E, komik oldu bu biraz. Pound, pound'a geldik. İngiliz ölçü sistemi birimi. Pound, evet bu konular bayağı sıkıcı değil mi? Biliyorum, ya, haklısınız. Ne yapalım? İnç, inç bu da aynı şekilde İngiliz ölçü sistemi birimidir. Ons ve yarda da İngiliz ölçü sisteminde kullanılır. Şimdi de bunları ayıracağız. Bu sayfadaki tüm morlar İngiliz ölçü sistemi birimleri. Mavi olanlarsa Amerika ve İngiltere hariç tüm dünyada kullanılan metrik birimler. Bence dünyanın büyük bir çoğunluğu Amerika'ya kendi sistemlerini, Amerikan sistemini metrik sisteme uyarlamadıkları için kızgınlardır eminim. Çünkü metrik sistem çok daha mantıklı bir sistem. Evet şimdi bunları daha detaylı bir şekilde yazacağız. Bu birimler uzunluk birimi, ağırlık birimi, kütle ve ağırlık bu arada aynı şey değildir. Neyse uzunluğu mu ağırlığı mı kütleyi mi ölçüyorlar ona bakacağız. Kütle bu arada bir cismin ne kadar madde içerdiğinin ifadesidir. Yani cismin içerdiği madde miktarıdır. Ağırlık ise yer çekiminin bu kütleye uyguladığı kuvvete göre değişir. Kütle bir cismin ne kadar madde içerdiğinin ifadesidir. Yani cismin içerdiği madde miktarına kütle diyoruz. Ağırlık ise yer çekiminin bu kütleye uyguladığı kuvvete göre değişir ve tabii ki üzerine bulunduğunuz gezegene göre de değişir. Ama genelde bu iki kavram karıştırılıyor hem de sıklıkla. Hatta biz de zaman zaman birbirlerinin yerine kullanacağız. Neyse bu, bu da mesafedir. Yani bir boyuttaki hareket demek, mesafe demek. Kütle, kütle de cismin içinde ne kadar madde olduğunu ifade eder demiştik değil mi? Ağırlık ise bir gezegen üzerinde veya herhangi bir yıldızda maddenin yer çekimi kuvvetiyle üstüne çektiği kuvvet kadardır. Hacim, Hacim, hacim ne demek? Hacim, bir cismin kapladığı, doldurduğu boşluk demektir. Şimdi bunları ayıralım. Litre, hacim birimidir. Buraya hacim yazıyoruz. Bir cismin uzayda ne kadar boşluk kapladığını gösterir. Galon da bir hacim birimidir. Amerika ve Avrupa'da veya metrik sistemde litre kullanılabilir. Desigram, desigram, gram, gram kütle birimidir. Ya, ya da ağırlık birimi de diyebiliriz. Desigram da gramın 1 bölü 10'u kadardır. Milimetre. Metre mesafe veya uzunluk birimidir. Milimetre metrenin 1 bölü 1000'i kadardır. Geldik foot, foot evet ayak. Uzunluk birimi. Kilogramda 1000 gram demektir. Kilo 1000 anlamına gelmektedir. Gram dediğimiz gibi kütle birim demiştik. Santilitre, litrenin yüzde biri, 1 bölü 100'ü kadardır litre daha önce de yazdığımız gibi hacim birimidir. Santimetre, santimetre bunu da yazmıştık daha önce, metre de uzunluk birimi, santimetre de metrenin yüzde biri kadardır. Yani bu da uzunluk birimidir. Kap, 250-300 mililitre arası bir hacim birimi. Metre uzunluk birimi, bunu da daha önce görmüştük. Pound da ağırlık birimlerinden birisidir. İnç bir uzunluk birimidir. Bunu önceki videolarda da görmüştük. Ons, evet, ons, altın. Buraya biraz daha dikkat etmeliyiz. Eğer biri ons kullanacaksa, bunun pound'un 16'da biri olduğunu bilmeli. Bu da ağırlık birimidir. Eğer sıvı ons ise, bu durumda pintin 1 bölü 16'sı kadardır. Pint ise yarım litre kadardır. Bu da bir hacim birimidir bu arada. Ama eğer sadece ons deniyorsa ağırlık birimi olarak kullanılır ve pound'un 1 bölü 16'sıdır. Ve son olarak yarda, yarda ise uzunluk birimidir.